Bu anlaşma hakikaten Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir normalleşme sağlayacaksa bunun sağda görülmesi lazım. Nasıl görülmesi lazım? Bir, öncelik verdikleri konu ne? Münbiç'ten YPG'yi çıkaracaklar. PYD'yi, PKK'yı çıkaracaklar ve orada... Işte daha önce Afrin'den de çıkaracağız demişlerdi. Evet, bir ay içerisinde göreceğiz, göreceğiz. şimdi. İkincisi, ilk defa basın toplantısında Tillerson FETÖ'den örgüt diye bahsetti. Örgüt tabii dedi. E, bu da önemli bir adım mıdır? Çok önemli bir adım. Evet. Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde FETÖ konusunun da gündeme geldiğini belirten Tillerson, tabii ki bu bir örgüt, bu örgütle ilgili delilleri inceleyeceğiz. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde de açık bir soruşturma yürütülüyor. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'ndan FETÖ ile ilgili endişeleri dinledik. Tüm kanıtları inceleyeceğiz. Bakın bu masal da artık teyp takılmış yani takılmış plak gibi aynı hep inceleyeceğiz. Ya kamyon dolusu belge verildi hala incelememişler ne yapıyorlar o? Belgelerin önünde duran adamlar ya tozlarını mı alıyorlar belgelerin? İnceleyeceğiz diyor hala. Evet, ABD'de yasa dışı bir çalışma gerçekleşiyorsa yeni bir kanıt da almaya hazırız. Biz ABD'de yasa dışı çalışmasından bahsetmiyoruz ya. Biz Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbesini bu FETÖ'nün yaptığına dair belge veriyor size. Bir NATO üyesi ülkede sizin müttefikiniz bir ülkede bu hainler darbeye teşebbüs ettiler. Bizim meclisimizi bombaladılar. Cumhurbaşkanlığı külliyesini bombaladılar. 250 tane şehidimiz var. 2000'den fazla gazimiz var. Ya bu adam yaptı diyoruz. Bunun şu kadar itirafçısı çıktı. Mahrem imamları konuştu. Belgeleri çıktı. Görüntüleri Hala. çıktı. Hala diyor ki belgeleri inceleyeceğiz. Peki diyelim bu ki pişkinlik. Amerika inceledi ve bir e, adım atıldı FETÖ konusunda. İlk kez örgüt dedi diyoruz. Evet. FETÖ ne yapar? Kaçar mı? Şimdi hatırlarsın, hatırlarsanız biz bu konuyu burada e, konuştuk daha önceden. Evet. İhtimaller var. Dedik ki bir, FETÖ kendisini seçilmiş kurtarıcı beklenen salih zat zannediyor. Aslında paranoid şizofren aldığı ilaçlardan dolayı da halüsinasyonlar görüyor. Bu çıktı ortaya. Daha önceden bunu fark edemedi ki. Devletin istihbaratı da fark edemedi. Şizofren inanmış buna ve karşımızda ciddi bir hipnoz hadisesi var. Hı hı. Bu yanındakilerini hipnoz etmiş. Nereden hipnoz etmiş? Seçilmiş kurtarıcıyım. Benim hareketlerimi, fikirlerimi, sözlerimi, kararlarımı asla eleştirmeyeceksiniz, tartışmayacaksınız. Çünkü ben diyor her perşembe akşamı peygamberimizle konuşuyorum, onaylatıyorum istişarede ondan sonra kararlar alıyorum. Kafayı yemiş. Hadi şimdi diyor ki sen hükümete de diyorlar. Bunu hiç fark etmediniz mi? Ya fark etmemesi fark edilmesi mümkün değildi. Dışarı, dışarıdan görüntü ne? Dün önemli bir siyasetçiyle görüştük Yalova'da da. Mesela çok güzel bir şey hatırlattı. Fethullah Gülen hizmet hareketi cemaat olarak ne zaman Türkiye genelinde hükümet katında, bürokrasi katında biliyorsunuz eski genelkurmay başkanlarından o Türk okullarında okuyan öğrencileri kabul edenler var. Tabii. Anayasa Mahkemesi'nin işte belli layık kesimin önde gelen isimlerinden başkanın kabulü var. Onun genel kurmay Başkanları ricası var. Yani bak en üstte meclis, hükümet, bürokrasi, silahlı kuvvetler herkese kabul ettirme hadisesinin temel sebebi nedir? Sovyetler Birliği dağılınca bu yapı önceliği Türk cumhuriyetlerine verdi. Bosna'da okullar açıldı. Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan buralarda bir anda okullar açıldı. Ve o okuldaki öğretmenlerin fedakarlıkları medyaya düştü. Türkiye'nin bilinen iş adamlarını, insanlarını uçaklara bindirip buralara götürdüler. Oradaki öğretmenlerin, idarecilerin fedakarlığını gören ya bu Türk Cumhuriyetleri kuruldu, Sovyetler dağıldı, bizim kardeşlerimiz esaretten kurtuldu. Tam da bunlara yardım etmek zamanı dediğimizde bak Fethullah Gülen hoca gitti. Oralarda okullar açıyor kardeşim. Aleyhinde konuşmak isteyenler sus konuşma dendi. Bütün toplumu etkileyen tamam. bunun tesirini görünce ne yaptı Fethullah Gülen? Bu sefer Türkçe olimpiyatları adı altında dünyadaki bütün bu 161 ülkedeki okullardan seçilmiş ve özel yetiştirilmiş, tembilenmiş bir sene boyunca Türk milletinin hep böyle bam teline dokunacak şarkılar, türküler, şiirler. Karşımıza Türkiye'nin statlarını dolduran Kayseri'de, Konya'da, İstanbul'da, Ankara'da Hüsnü Kabuller, Meclis Başkanı, Başbakanlar, Belediye Başkanlığı öyle bir hava estirildi ki o zaman bunlara karşı çıkmak ya ihanet gibi bir şeydi. Ya insanlar bugün eleştirirken zamanın ruhunu çok çabuk unutuyor. Ya yani o gün atmosferi unutuyorsunuz. Türkiye'nin yüzde evet. %80'i destek verdi. Ama önemli olan şey şu. Bunun ipliği pazara çıkınca, ne zaman çıktı ipliği pazara? İlk 7 Şubat 2012'de çıktı bak. MIT Müsteşarı üzerinden o günün başbakan olan Sayın Erdoğan'ı tutuklamaya kalktılar. Yine de 2014 2013'ün sonuna kadar bir beklenildi. Sonra 17-25 Aralık'ta 25. öncesinde de gezi olayları var. Yani bir Erdoğan'a karşı savaş ilan edildiği o 17, ortaya çıktı kesin olarak ortaya çıktı. Ondan sonra herkesin tavır alması gerekirdi. Şimdi adam diyor ki sen eski FETÖ'cü değil misin? İsterseniz sayalım. Türkiye'de eski FETÖ'cü olmayan var mı? Var. Kim onlar? Layıkçı kesimdeki ifla olmaz Müslümanlık düşmanları. Onlar Fethullah Gülen'e, FETÖ'ye, o gün FETÖ değildi, hizmet hareketi, cemaatti. Fethullah Gülen'den dolayı, hareketten dolayı karşı çıkmıyorlardı ki. Onun Müslümanlığından dolayı karşı çıkıyorlardı. Milletin de onu desteklemesine bozuluyorlardı. Yoksa ya biz biliyorduk bunun ne mal olduğunu. Hayır hiç öyle bir şey yok. Biliyordun da niye yazmadın, konuşmadın? E biz o zaman tenkit ettik. Tenkidin İslam düşmanlığından dolayıydı. Fethullah Gülen düşmanlığından değil. Ama 25 Aralık'tan sonra bunların hükümete savaş açan, devlete savaş açan bir yapı olduğu ortaya çıktı. Paralel yapı dendi. İşte kendisini bu derece güçlü zanneden 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan, Amerika'nın talimatıyla kalkışan FETÖ ne yapar bu ilişkiler Amerika ile normalleşirse? Bir, intihar eder. Çünkü onun kitabında dünyasında başarısızlık yazmıyor. Ben seçilmiş insanım diyor, başarısız olmam ki diyor. Eğer diyor beni Türkiye'ye teslim etmeye kalk, kalkarsa Amerika, On istihbaratını alıyor içeriden o. Şu anda geçmiş dönemin Obama döneminin Hillary Clinton üzerinden çok yakın ilişkileri var Hı -hı. Fethullah Gülen'le. Trump'ın da ya Amerika'da sizler... bir kesim senatörü, medyadaki gazetecisi, yazarı organik bağları var Fethullah Gülen'le Pensilvanya'yla. Ona haber getirecekler Amerika sen Türkiye teslim ediyor, intihar edebilir. İki çok şey bildiği için Amerika konuşturmamak açısından. Bunu hastaneye kaldırırlar. Zaten stent takılı. Ritmi bozuluyor. Fenalaşıyor. Tansiyonu sık sık çıkıyor. Öldürürler mi? Tabii. Amerika çok tabii bir şekilde bunu hastaneye kaldırır. Kendisine de feto artıklarını düşman etmemek için onlardan da ayarlanan bir doktor, Türk doktor da bulunur orada. O da açıklamaya katılır. Evet. Kendisi ben şöyle bir rahatsızlık geçirdi. Sonunda da öldü, vefat etti diye açıklama yaparlar. Üçüncüsü Kanada'ya kaçırabilirler, Güney Afrika'ya kaçırabilirler. Güney Afrika son ihtimal. Kanada ile bizim aramızda bir iade anlaşması da yok. Da yok değil mi? Tabi. Ka Kanada'ya kaçırabilirler. Trafik kazasına uğrayabilir Kanada'ya giderken, Kanada'nın içerisinde. Beşincisi de Amerika Birleşik Devletleri. Bizi oyalamaya bu konuda devam eder. E, fakat bence dilinin altında bir şey var Tillerson'un. Diyor ki Amerika içerisindeki faaliyetlerine bakacağız diyor. Demek ki en kuvvetli ihtimali en sona kaldı. Amerika içerisinde bunların okullarla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Hatta Türkiye'nin anlaştığı bir avukatlık bürosu var. Evet. Orada bazı öğretmenlerin ifadeleri alındı. İşte bizim maaşlarımızdan şu kadar kesiyorlar. Türkiye'den bizi böyle getirdiler. Yani kaçak işçi çalıştırma gibi Amerikan yasalarına göre bir sürü açıklar çıktı. Bazı eyaletlerde. Mesela üç kağıt çekmişler Amerikan yönetimlerine. Onlardan biliyorsunuz bir okul statüsü var orada. Parayı eyalet veriyor. Öğrencilerin hı hı. ücretlerini. Kir kirayı veriyor, destek oluyor. Buralarda film çevirmişler. En çok sevdiği şey Fethullah Gülen. Üç kağıt yapmak. Gayrimeşruluğun dışına çıkmak. Bu arada reklama gitmemiz gerekiyor. O çıktı yani ortaya. Hocam. Son ihtimali söyle, söylüyorduk. Bitirelim. Amerika içerisinde bunun hukuk dışı e, faaliyetlerinden dolayı tutuklanması söz konusu olur. Ve cezasını Amerika'da çekmek üzere Türkiye'ye iade etmezler. Derler ki suçlu, bizim suçlumuz e, cezasını burada çekecek. Böyle beş ihtimal var.